Istanbul, the largest city in Turkey. Its population of over 13 million, the second biggest in the world. And its economy also one of the fastest growing. It's the city where East meets West, the Bosphorus dividing it between the European side and the Asian Anatolian side. Migrants from across Anatolia, Asia Minor, have increased its population 10 times since the 1950s, creating today's richly diverse cultural and ethnic mix. But now Istanbul is undergoing fundamental change as increasing numbers of the Turkish affluent middle class are abandoning older traditional neighbourhoods. They're moving to purpose-built gated sites in the suburbs and in town. This is affecting both the architecture and the social fabric of this historic city, and not necessarily for the better. Efendim, yardımcı personeliniz ve çocuğunuzla birlikte bir sinyeye doğru yürümekteler. Bilginiz var mı? This is Hill Park Suites, 15 kilometers from the center of Istanbul on the European side. Ebru Firidin Özguz has written studies of gated communities, suggesting they're middle-class ghettos, isolated from their immediate area. Kapalı siteler, dışa kapalı, izole, genelde orta ve üst gelir grubunun yerleştiği, güvenlik önlemleriyle çevrelenmiş, yani duvarlarla, çitlerle, tel örgülerle, kameralarla çevrelenmiş bulunan ve aynı zamanda 24 saat güvenlik önlemleriyle ve güvenlik görevlileri korunan alanlar olarak tanımladığımız alanlardır. Osman Nargis Uer and her family live on another upmarket estate, Kemerburgaz. It has high security, shops and good local facilities. Ben gelirim hafta sonu. Rahat bir zamanda. Hem boya için hem kesme için. Bugün bari onun işi bitsin. Bırakıp gelip alacağım sonra. Bana da gelirsiniz. Senle de işim var zaten. Görüşmek üzere. Ben Asuman Nergizöge, 43 yaşındayım. Tekstil üzerine dış ticaret yapıyorum. 17-18 yıl önce Hong Kong'da yaşadım, 3 yıl kadar. O dönemde de tekstile başladım ve öyle de devam ediyor. 96'dan beri bu bölgeye geliyoruz. Ama son 6 yıldır da burada ikamet ediyoruz. Ben insanlara Kemerburgaz'da oturuyorum dediğim zaman o çok uzaklısın diyorlar ama aslında İstanbul için 20 dakika uzak bir yol değil yani. Ben 20 dakikada Levent'teyim. Onun için aslında çok memnunum burada oturmaktan. Şehirde işe gittiğiniz zaman işte konuşursunuz arkadaşınızla telefonda, 15 dakikada çıkarsınız, işte yemeğe gidersiniz, bir saat yemek yersiniz, ofisinize geri dönersiniz falan. Böyle bu bir dinamizm. Ama burada pek öyle olmuyor. Burada farklı oluyor. Böyle bana arkadaşlarım hadi bugün yemeğe çıkalım dediklerinde iki gün sonra çıksak olur mu falan oluyor. Yani var böyle bir yavaşlaşıyor sanki hayat. Emre Çamlibel runs a property development company that specializes in the construction and marketing of these exclusive residential estates. He's very clear about his target market. Biz ağırlıklı olarak projelerimizi orta gelir grubuna, belki de orta gelir grubunun biraz üstüne hitaben yapıyoruz. Çünkü Türkiye'deki en büyük kitle o grup. İşte yabancıların da genelde bir, belki iki çocukları olan, maaşlı çalışan, kendi işinin sahibi olmayan insanlar bizim hedef kitlemizi oluşturuyorlar. Aradıkları sosyal faaliyetler, eş, dost, arkadaşlarla görüşmek kolay olsun istiyorlar, aidatı düşük olsun istiyorlar. Ama öte yandan da çevrede bir takım çocukları için ve kendileri için sosyal ve sportif faaliyetler istiyorlar. İşte bunları sunan da şehrin çok içinde olmayan, çok da dışında olmayan yakın çeperlerinde bir takım siteler, güvenlikli, arabalarını park edebilecekleri, çocuklarının
bir takım oyun alanları, spor alanları yakalayabilecekleri bölgeler. Tamam, tamam. Katılıyorum, katılıyorum ama yani o ürünle müşteriyi de yan yana getirmek istemedik. Bir an önce... İsmail Taş is an interior designer who moved to a gated community, but is now having second thoughts. Ben İsmail Taş, güzel sanatlar mezunuyum. İç mimarlık ve restorasyon bölümünden mezun oldum. 15 yıldan beri inşaat, dekorasyon, otel, ofis gibi mekanların hem düzenlemesini hem yeniden inşasını yapıyoruz. Gel geri. Gel gel gel. Şuna ver. Tercan Dolca köyünde doğdum. İstanbul'da olmak çok hayal ötesi bir şeydi. Nasıl olur? Yani bize İstanbul'u tasvirlerinde herhalde ulaşabilecek son nokta diye hep arzulardık. O dönem işte bir öğretmen okulu sınavlarımız vardı. Öğretmen okulunu kazandık. Fakat siyasi olaylar sebebiyle gitmedik ve İstanbul'a kaçtık geldik aslında. Bazıları derler ya yatağımızla geldik. İşte başka hiçbir şeyimiz yoktu gibilerinden ama biz yataksız geldik, yorgansız hatta. Öyle başladı İstanbul serüvenimiz. İsmail is restoring this property for his work, but has plans to leave his compound and move to a similar old wooden house back in a traditional neighborhood. Bunların hiçbiri kurtarmaz, yüksek yani. Bir anlamda korunmak için bir yerlere, güvenlik sitelere gitmeye karar verdik. Ama baktık ki hayır, orası yalnızlığı davet ediyor. Orası terk edilmişliği yansıtıyor. Yalnızlık aslında en büyük korku yalnızlık. Evet, şu ev görüyor musun? Ahşap ev. Gördün mü? Evet, hayalini kurduğum bina burası. Yani kentten kaçış öyküsünün sonlanacağı, belki de yeni bir hikayenin başlayacağı yer burası. Burayı yeniden projelendirip aslında uygun olarak restorasyonunu tamamlayıp burada böyle sıcak bir atmosferde yaşamayı hayal ediyoruz. En kısa zamanda da gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, kent bu. Yaşamın ta kendisi burada başlayacak. Erol Şangur lives in both worlds. He works as a security guard on one of the oldest residential estates in the city, in the Ataşehir district. It's not as smart as Park Hills or Kemerburgaz, but is still quite elitist. Bu işe sırf sigorta için girdim. Eşim ve çocuğum geleceği olsun diye. 2002'den beri de buradayım. Burada görev yapıyorum. Yani artık burada bir aile gibi olduk. Yani görevden çok aile gibiyiz burada. Bir eşim var işte, çocuğum var. Bakmakta zorunlu bir kaynanam var. Bir emanet çocuğumuz var. Onlar için burada çalışıyoruz işte. Buranın yapısı 1984'e dayanıyor. 84'ten ilk yapılan bina bunlar. Yani en fakir semti burası diyebiliriz. Yani Ataşehir'in en zor yeri burası. Göreve gelince görevde ben genelde geceleri çalışıyorum. Akşam 8, sabah 8. Tabii haliyle burada birçok insanla uğraşıyoruz. Çünkü burada her çeşit insan var. Öyle bir koşturmaca. The law changed in 2004 to allow private security firms to operate in Turkey under license.
Since then, the number of firms has leapt from 29 to nearly 1,500. Erol Şengül works for one such company, and his brief is very detailed. Akşamları saat başı veya normal saatlerde herhangi bir şey durumlarda araçla blok kontrollerine çıkıyoruz. Bu kontrolleri araçların camdan açık olup olmadığı, kapıların açık olup olmadığı, giriş kartlarında herhangi bir sorun var mı, yanan lamba olup olmadığı, tek tek bunları kontrol ediyoruz. Şayet yanmayan bir lambamız varsa tekneye yönlendiriyoruz, teknik hallediyor. Araç camlar kapılar açıksa daire sahiplerine bilgi veriyoruz, kapattırıyoruz. Yani rutin olarak yaklaşık bir gecede 10 sefer devreye çıkıyoruz. Yetkilerimiz yani görev alanı içerisinde, görev saha içerisinde her türlü yetkimiz var. Yani kimlik sorma, alıkoyma, ne bileyim içeri almama gibi. Çünkü özel mülk olduğu için burada tamamen yetki güvenliğe aittir. Ha güvenliği aşan bir durum olursa orada direkt ben ekip çağrılıyor. 33-15, 33-17. There was an earthquake in Istanbul in 1999, after which safety became a factor in the housing market. But since the Turkish economy began booming in 2005, other selling points have come into play. 2000'lerin ilk yarısında, yani 2000-2005 arasında özellikle kapalı sitelerin reklamlarına baktığımız zaman mutlaka depreme karşı güvenli ibaresinin yer aldığını görüyoruz. Ama 2005'ten sonra yapılan reklamlarda daha çok yaşam tarzı ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik de bu pazarlama fonksiyonlarından bir tanesiydi aslında. Yani bu konut alanları pazarlanırken yalnızca işte size otoparkı olan, havuzu olan. İşte spor alanları olan, belli bir takım aktivitelere ulaşabileceğiniz alanlar olarak tasarladık demek yetmiyordu. Ayrıcalıklı olduklarını vurgulamak üzere bir güvenlikle çevrelenmiş bir alan sunuyor size. Tamamen size özel, kimsenin giremeyeceği, sizin için yaratılmış olan alanlar diyerek pazarlandı. Aslında Türkiye kentlerine baktığımız zaman birçok batı kentinden, özellikle Amerika'daki kentlerden çok daha düşüktür suç oranları. The compounds may promise greater security, but Osman Nargisue discovered it's not guaranteed. Yani evime hırsız girdi, ben evdeyken girdi, kapımdan arabama kadar çaldı, evimi de soydu. Tabii biraz korkutucu çünkü evinizden bir şeyleri alıp sizin arabanıza yükleyip gidebiliyor. Dolayısıyla tabii çok dehşet verici aslında. Ama geldi başımıza, ortaya çıktı ki güvenlik firmasında ciddi bir kusuru var bu hırsızlıkta ve hatta yardımları var. Çok rahatsız edici tabii çünkü siz güveniyorsunuz, dışarıdan birilerinden kendinizi koruyorsunuz ama içeride birileri de bahçenize kadar girebiliyorlar. Yani güvenliğin de güvenliği olması gibi bir zorunluluk var. But compared with other big cities in the world, Istanbul's crime rates are low. Since 2005, robbery has dropped by half and murder by two-thirds. Some studies have shown that gated communities in suburban areas in the US have no less crime than non-gated neighborhoods. Duyarlı firmalar bunu hani deprem unsurunu da bu güvenlik unsurunu da çok ön plana çıkarmadan diğer fonksiyonları ön plana çıkarmaya çalışıyorlar ama tabii ki rekabet çerçevesinde bunların da ön plana çıktığı projeler oluyor. Belki günün son 10 yılda İstanbul'da suç oranları azalıyor ancak tabii ki 10 sene önceki komünikasyon imkanlarıyla bugünün imkanları da farklı olduğu için teknolojik olarak belki 10 sene önceki haberler çok yayılmazken bugün çok hızlı ve belki de biraz abartılarak yayıldığı için işte Twitter olsun, televizyonun farklı kanalları olsun, işte iPad aplikasyonları olsun çok hızlı yayıldığı için suç oranları düşmesine rağmen bu konudaki duyarlılık belki de biraz suni bir şekilde mecburen artmış da olabilir. Selam. Yola girenlere dün üç tane şey aldım mesela. Kimlik aldım. O gün ben şeyinin önünde 12'nin oradan
girdiler. Ondan sonra dört kişiler. Ondan sonra çevrim adam dedi ki ben kimlik vermiyorum dedi. Senin kimlik sorma yetkin yok dedi. Nasıl yok dedi? Şu the role of private security firms can be problematic. Their role may not be clearly defined, particularly in relation to the police. And there are risks to the guards themselves. Geçen yıl aşırı yükten dolayı müdahale ettik öğrencilere. Bir anahtar fırlattılar, anahtarlık. Benim sol iç gözüm parçaladı. Yani 1,5 ay bir tedavi gördüm. Bayağı bir kavga çıktı. Ekibi çağırdı. Kavga ekip de bir şey yapamıyor. Yalnızca karakola götürdü, ifade alıp bıraktı yani. Benim yaşadığım yer buraya tam tersi. Gayet sakin. Gayet sakin. Gayet komşu ilişkileri olan bir yer yani. Burada 10 yılda oturanlar bizim tanımazlar. Yani anlaşıldı abi, kapıları açar çıkışalım. Aynı katlara oturanlar bizim tanımazlar. Alt üst komşu bizim tanımazlar. Tamam bakıyorum. Yani birinin ölüsü de olsa, düğünü de olsa ilgilenmezler yani. Ama bizde öyle yok. Bizde öyle bir şey olduğu zaman tüm mahalle toplanır. Burada yalnızca kimse kimseye karışmasın, kimse bana karışmasın. O felsefe var yani. Bir iş günü için önce tam uykunu alman gerekiyor. Kafanın dinç olması gerekiyor. Çünkü burada yaklaşık 1600 kişiyle uğraşıyoruz. 400 dairemiz var. Bunun yaklaşık 100 tanesi iş yeri. Yani bunlarla uğraşmak için dinç olman lazım. Yani sinire, uykusuza çıkıp şey yok burada, yeri yok. In February 2012, an incident at the Twin Lakes retreat in Sanford, Florida, highlighted the isolationist culture of gated communities at its worst when Trayvon Martin was followed by a private security guard. George Zimmerman was the neighborhood watch coordinator where Martin was temporarily staying, and he shot and killed him. He was charged with murder, but was acquitted in July 2013. Nothing as tragic as this has yet happened in Istanbul, but it's a salutary warning. However, many experts believe that gated sites polarize society and promote elitism, and they're certainly taking people away from the traditional old neighborhoods of the city. Aslında mesela baktığınız zaman son 10 yılda mesela büyük şehirlerdeki suç oranının azaldığını görüyorsunuz. Ama gazetelere veyahut da medyaya baktığınız zaman sanki bunun tersi olmuş gibi hissediyorsunuz. Yani bu biraz yapay olarak pompalanan bir his, bir düşünüş şekli. Yani toplumun içinde ne kadar fazla korku varsa, ne kadar fazla kutuplaşma söz konusuysa, ne kadar fazla insanlar birbirlerinden çekiniyorlar ve de şu insanlarla beraber olmak istemiyoruz şeklinde düşünüyorlarsa, o kadar daha fazla talep oluyor bu tür sitelere. Özellikle kent içinde düşündüğümüz zaman, mesela İstanbul'u düşünün. Yani kent olayının bütün şimdiye kadar bunun üzerinde düşünen, yazan insanlar için en büyük avantajı, en büyük güzelliği, kentte birbirleriyle çok benzemeyen insanların bir arada olması. Dolayısıyla kent bir anlamda bir zenginlik, bir farklılığın bir arada yaşamasını sağlayan çok hoş bir şey. Ama bu şekilde bir ayrıştırma tabii kent fikrinin tam bir kontrastı, tam bir naksedilmiş şekli. Yani insanlar kendilerini ayrıştırıyorlar. Dolayısıyla bir takım insanları görmek istemiyorlar. Kendilerine benzeyen insanlarla beraber olmak istiyorlar. Çocuklarını o şekilde yetiştiriyorlar. Birbirinden çok kopuk bir takım gruplar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani büyük trajedi orada esas olarak. The developers counter that they do cater for all sectors of the market. Projeleri sunarken özel sektöre, yani bir kısmının da dar gelir grubu için spesifik olarak tasarlanması ve insanların da orada beraberce benzer sosyal ortamlarda da bulunması, bunlardan yararlanması ön koşul olarak bazen önümüze sürülüyor. Biz de bundan hiç gocunmuyoruz, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Müşterilerimiz de bundan gocunmuyor, bunu memnuniyetle karşılıyorlar. Engineer Ani Chebi is heavily in favor of renovating the old city rather than abandoning it in favor of gated sites.
This is the Fenaj Balat district, which is still in the process of being restored. Bizim önceki mahallemiz gerçekten bir mahalleydi. Binalarımızın çoğu tek katlı ve iki katlı evlerden ve bahçeli evlerden oluşuyordu. Eski mahalle sitelerinde mahalle bir kere doğal gelişen bir kentsel olguydu. Yani bir tasarım ürünü değildi, bir mimarlık ürünü değildi veya bir şehir plancılarının yaptığı bir şey değildi. Dolayısıyla oradaki ilişkiler, insanların oraya göç etmesi, tanışması, bir tanıdığını davet etmesi, köyden gelen bir insanın oraya yerleşmesiyle beraber oluşan doğal organik ilişkiler vardı. Dolayısıyla oradaki ilişkiler daha insani, daha samimi. Ölçekler, bina ölçekleri de ona uygun. Mekan ölçekleri de buna uygun. Bir de bizim eski kültürümüzde çıkmaz sokak kültürü var. Çıkmak sokak aynı zamanda bir avlu gibi bütün mahalleyi kuşatan bir yapıydı. Hem mahallenin güvenliğini sağlıyordu, kimin gelip gelmediğinden haberi var. Hem insanlar birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinden yardımlaşıyorlar. Evin kadınları icabında oturup sohbet ediyorlar, bir taraftan üretimlerini yapıyorlar. Dolayısıyla güvenlik doğal bir şeydi. Yani onun mekanik bir yapıyla, güvenlik kameralarıyla, işte girişteki güvenlik görevlisiyle, bariyerlerle çevrilmiş bir mekanla sağlanmıyordu. Tabii zaten güvenlikteki temel esas nedir? Yani insanlar yalnız kendilerini, çoluk çocuğunu işte karşı olaylara karşı güvenliğe almak ya da güvenli bir binada oturmak değil. Aynı zamanda gelir seviyesi anlamında, sosyal anlamda, kültürel anlamda da farklı kişilerle karşılaşmamak, aynılaşma üzerine kurgulanmış bir yapı. Aslında böyle bir yerde bir güvenlik yoktur. Burada aldatılmış bir güvenlik vardır. Satın alınmış bir güvenlik vardır. Güvenlik satın alınmaz. Güvenlik inşa edilir, yapılır. Onu bizzat yaşayanlar yapar. Bugün mesela insanların aradığı şey nedir? Organik gıda. Aslında organik gıdadan çok organik kente ihtiyacımız var. Yani şehrin organik olarak inşa edilmesi lazım. Bizim şu anda kurduğumuz şehirlerin hepsi obezite. Hepsi GDO'lu şehirler. Ama bizim hep takıldığımız şey organik gıda. Eğer kentte yani insanın doğru zamanda doğru güneşi, gölgeyi tabii bir şekilde bunu alamıyorsa orada zaten yine organik olmayan artificial yani üretilmiş bir algı vardır. Dolayısıyla şehirlerimizin kendi kendine yetebileceği, yani hem insani anlamda hem ekonomik, sosyal, kültürel anlamda sürdürülebilir bir mekan algısı içerisinde tasarlanması lazım. The well-to-do have been emigrating to the suburbs and wealthy towns and villages for decades, everywhere in the world. But many people think that the artificiality and sterility of Istanbul's new communities set a disturbing trend. And there are signs that residents may not be as happy with their new and exclusive life as the adverts imply. Istanbul is changing. Many middle-class people and families are moving out of the older neighborhoods of one of the most diverse cities in the world to live in exclusive, high-security gated compounds. This happens in other cities in the world for different reasons. Compounds of expatriates are common in many countries. And in others, like South Africa, some of the population protects itself from the threat of crime. In Turkey, property companies market the development as being elitist and away from chaos. 3000 metrekarelik sosyal tesislerimizdeki kapalı yüzme havuzları, fitness center, hamam ve spa ayrıcalıklarıyla zamanınızı nasıl geçireceğinize siz karar verin. Koru Florya Aile Rezidans ve Yaşam Merkezi'nde hayatın... Bizim tabii en büyük, en önemli tanıtım aracımız gazete reklamları Türkiye'de. Şimdi son dönemlerde dünyanın her yerinde olmayan, bazı memleketlerinde olan televizyon reklamları da sektörümüzde olmaya başladı. Ama ağırlıklı olarak gazete reklamlarıyla, dergi reklamlarıyla, ilanla tanıtıyoruz projeleri. Tabii bunun yanında kulaktan kulağa, yani tanıdık, daha evvel o projeden ya da bizim projemizden birinden
ev almış ama memnun kalmış insanların birbirine anlatmasıyla demek ki o projede varsa bu projede de güvenlik ve benzeri sosyal unsurlar olacaktır diye beklentiyle insanlar yaklaşabiliyorlar. Buna ilaveten son dönemde internet, web tabanlı tanıtım, akıllı telefonlara bir takım aplikasyonlar yükleyerek ya da yollayarak yapılan tanıtım, SMS, iPhone, iPad aplikasyonlarıyla tanıtım faaliyetleri de devam ediyor. Bunların hepsinde iki ana unsuru ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi fiyat ve ödeme şekli, ikincisi de projenin sunduğu sosyal imkanlar. At best, these communities offer lifestyle. At worst, a kind of modern social apartheid. There was news coverage of a case in Chile in 2012 when a maid working on a gated estate was arrested for walking down the street rather than taking the special servants' bus. It's now been lifted to reveal a system of class discrimination that is one of the most entrenched social ills. Istanbul is not Santiago. But as the number of exclusive estates increases, so does the sense of social separation. In 2000, there were only 30 gated communities in the city, but by 2010, this had grown to over 1,000. Osman Nargis Uwe lives at Kumarburgaz, but grew up in a traditional neighborhood very different from her gated home today. Ben Anadolu yakasında büyüdüm. Ve bir apartmanda büyüdüm Erenköy'de. Muhteşem bir komşuluk ilişkimiz vardı orada. Hatta annem şey derdi. İşte biriniz bir komşumuza Mukadder ablamız vardı. Benzediniz diğeriniz Şen ablaya benzediniz. Yani sizi ben büyütmedim yani. Birinizin karakteri ona benzedi, birinizin karakteri ona benzedi. Hakikaten biz çok keyifli büyüdük. Hep kapılar açık şekilde. Bu kadar güzel bir komşuluktan sonra hani tarif edilemez güzeldi yani, öyle söyleyeyim. Beraber yemekler, beraber sohbetler, beraber kinkler, beraber içkiler ve böyle biz çocuktuk, onların elinde büyüdük. Onların çocukları doğdu. Onlar o zaman yeni evliydi. Onların çocukları da bizim elimizde büyüdüler. Biz onlara abla derdik. Onlar bize abla diyorlar hala. Bu sitelerde ettim mi derseniz, çok, çok yakın komşuluk temin ettiğimi söyleyemeyeceğim. Herkes birbirine ama saygılı. Aslında burada da konsept bunu yapmaya çalışmıştır. Buranın şeyde bir mahalle kültürünü yaşatmaya çalışmıştır. Buranın da çıkış konseptinde var öyle bir şey ama yapay olanla doğal olan aynı olmuyor tabii ki de. Ben kendi çocukluğumu daha şanslı sayıyorum. Kendi çocuğumla kıyasladığımda öyle söyleyeyim. Onun da tabii dinamizmle ilgili şehrin dinamizmden uzak olmak gibi sorunları var sanıyorum artık. Olumlu tarafları tabii ki de var benim için. Özellikle ormanlık alanda olması. Mesela okul çıkışı geldiğim zaman o şehirdeki o sıkıntı yerine ben burada annemle bazen yürüyüş yapabiliyorum. Yani ormanda spora gidiyoruz, spora geliyoruz. Burada bir kulübümüz var. O kulübe de gidip kendimi geliştirebiliyorum. Jim var, ata da binebiliyorum. Yüzme, tenis, her şey var. Bir de mesela program hani spontane olamıyor. Ben hani şuraya gideyim, sıkıldım, yapamıyorum. Hani ondan önce, 2 saat önceden babamla, annemle anlaşmam gerekiyor. Çünkü burada da taksiler yeni geldi. Hani buradan şehire taksi parası yüksek bir miktar. Onu da her dakika yanında bulunduramıyorsunuz hani. O yüzden anne ve babayla olması gerekiyor ya da şoför. Kapalı sitelerde yerleşen kesim genelde üst düzey gelir grubundan olan insanlar, meslek sahibi insanlar. Dolayısıyla bu anlamda da genelde çalışan çiftler bütün vakitlerini evlerde geçirmiyorlar. Ancak bir mahalle olgusuna baktığımız zaman, yani o bizim tarif ettiğimiz mahalle ilişkilerinin genelde evde kadınlar arasında ortaya çıktığını ve
böyle bir ağ üzerinden geliştiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda çocuklarını aynı okula götürüp getiren anneler birbiriyle ilişki kurarlar. Bu anlamda da ilkokulun merkezde olması önemlidir. Bu açıdan baktığımız zaman komşuluk ilişkileri açısından kapalı sitelerin çok da verimli alanlar olmadığını görüyoruz. Çünkü burada mahalle dediğimiz şeyde bir dayanışma ilişkisi var her şeyden önce. Ki kapalı sitelerin çeperinde yapılan araştırmalarda da ortaya çıkan o ki kendiliğinden gelişen mahallelerde dayanışma ilişkisi çok daha kuvvetli oluyor. Ama sonradan taşınılan kapalı site gibi yerlerde bu komşuluk ilişkilerinin gelişmesi bir hayli zaman alabiliyor. Bazen hiç oluşamıyor. Çünkü insanlar daha kendileri açısından daha iyi, daha revaçta, daha tercih edilebilir başka bir kapalı site buldukları zaman hemen taşınabilirler. Ama mahalle aidiyeti olan insanlar genelde kolay kolay kendi yerlerini terk etmezler. In Istanbul, children often make long bus journeys to school. And parents naturally worry about them. Buraya taşınmadan önce Çengelköy'de oturuyorduk. Tabii Çengelköy'de de ister istemez güvenlikli bir siteydi fakat tam olarak yerleşik değildi. Yani çok sınırlar kalabalık. Evet kalabalık ve dışarıdaki insanlarla çok rahatlıkla kimliksiz falan filan elini kolunu sallaya sallaya girip çıkış yapabiliyorlardı. Bu tür kaygılar bizi bu tür daha güvenlikli, daha korunaklı sitelere gelmemizi etken oldu. Özellikle çocuğun varlığı, işte onun eğitimi, ilişkileri. Burada bir spor tesisinin olması avantaj gibi geldi başta. İşte havuzunun, spor salonunun, tenis kortunun olması. Çocukla daha kaliteli vakit geçiririz. Hani bir tenis oynaması için çocuğu alıp buradan başka bir tesise götürmek yerine kendi bulunduğumuz yerde daha rahat ederiz diye düşündük. Çocuk havuzdan faydalanabiliyor. Okuldan geldiğinde çok rahatsız. Çünkü servis kapının önünde bırakınca eve kadar araçsız bir şekilde gelebiliyor. Hiçbir tehlike yok. Önemli olan kapıya kadar gelmesi. Karşı komşunun kim olduğunu bilmiyorsun. Aynen, ismini bile bilmiyoruz. Kim bilmiyorsun. Evet. Çünkü insanlar da böyle bir ilişki kurma ihtiyacı da yok ki. Yani gizli bir yaşam. Bize onu hissettiriyor. Yani biz bunu hissediyoruz. Çok gizli bir yaşam. Muhtemelen onlar da çok fazla çalışan insanlar. Onlar da bizim gibi düşünmüştür. Biz de aynı şeyi düşündük. Çocuğun daha rahat etmesi, bir sürü imkandan faydalanması. Bunlar artıydı bizim için. İşte akşam saat 8'de eve geldiğinde zaten kendin için 2 saatin kalıyor. Evet, sosyal yaşama da zaman kalmıyor ayrıca. Kalmıyor aslında. Ve haliyle yeni projeler, yeni arayışlar başladı yani bu süreçte. Bize göre çok bize göre değil de diyebiliriz aslında. Biz çok memnun kalmadık. Daha sosyal yaşamın yanında, daha sokakta, daha mahallede, daha kentin içinde, daha soluk soluğa dokunmak ister, işte bir hayvanı okşamak ister, sokak hayvanını. İşte çocuğun orada biraz daha güçlenmesini gerektiğini düşünüyoruz biz. Haliyle biz de son dönemler tekrar Çengelköy'den geldik ama Çengelköy'e yöneliş ayrıca tekrar başladı. Orada 2. derecede tarihi bir eser, bir ev var. İnşallah onu projelendirip, hatta projelerini de hazırladık. Kısa bir süre sonra oranın restorasyonunu yapıp içine geçmeyi düşünüyoruz. O zaman kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız. Evet. Daha mahalle içinde bir yaşam olmuş olacak bizim evet. için. Şimdi bu tabii bu sitelerin önemli bir kısmında belediye hizmetleri diye adlandırabileceğimiz yani kentte beklediğimiz bir takım hizmetler site tarafından karşılanıyor. Çöp olsun dediğiniz gibi su, kanalizasyon vesaire olsun. Bu aslında tabii bizim kamudan yani bir kamu hizmeti olarak beklediğimiz bir takım şeylerin özelleştirilmesi anlamına geliyor. Yani para ödeyerek yapıyoruz. Bu tabii çok tehlikeli bir şey. Çünkü şöyle bir şey vardır, bir anlayış vardır. Bir hizmet eğer orta haliler tarafından terk edilirse
O zaman o hizmet sadece yoksullara yönelik olacaktır. Yoksullara yönelik olan bir hizmet de yoksullaşacaktır. O nedenle bu sitelerdeki hizmetlerin özelleşmesi meselesi orada yaşayanlar için çok avantajlı ve belki de o nedenle zaten gidiyorlar oralara. Fakat geride kalanlar için hoş bir şey değil. Erol Şangul's home is radically different from life in the compounds and from the estate in Ataşehir's where he works. Aile olarak sen üç kişiyiz. Eşim Sürmeli. Kızım Gökçe var. Kızım liseye gidiyor. Eşim ev hanımı. Ayrıca ev işlerine gidiyor, çalışıyor. Sürekli çalıştığı bir yeri var. Sizin burada olduğun bak. Hadi yapma. Gel kuşum, gel. Kim elbise ama en önemli hissettiğim elbise bu zaten. Tek patron benim. Dudu bir sigara bunun bedavaymış. Ha? Bugün sigara bedavaymış sende. Ne bedavaymış? Sigaralar. Sigara bedava tabii, her gün bedava. İnsanın hepsinde gelmeye çalışıyor. Hadi gidelim. Abi hayırdır, işe mi? Nasılsın abi? Sen nasılsın? Devam. Hoştur. Gece güvenli, gününüz boya devam. Yapacaksın, yapacak bir şey yok. Hayatta şey. Mücadele etmenin seyirdir o. Evet, dengeli. Şimdi boyayı her zaman gideyim. Hadi, hadi kolay gelsin. İlk şey olarak inşaat işiyle uğraşıyorum. Çünkü aldığımız maaş malum. Kiramıza bile yetmiyor. Yorucu ama yapmak zorundayız yani ek işleri. Normalde geniş sektöründe ek iş yapmak yasaktır. Yani bunda kimlik bile elden gidebilir yani. Anlar, malzemeler nerede? Ha, şu senin bir odaya boyayacağız ya. Odaya boyayacağız ya sen odayı. Sabah işmişe gidiyor, ben geliyorum, o gidiyor. Kızım okula gidiyor. Bir ben de işe gitmezsem kahvaltımı yapıp yatıyorum. Nadiren olsa karşılaşıyoruz hafta sonları. Bir de akşamları çok nadir işte. Bir saat falan. Yemek yiyor, çayını içiyor, o gidiyor. Yani gün oluyor, günlerce eve gelmediğim günler oluyor. İki üç gün eve hiç uğrayamıyorum. Veya sabah uğrayıp üzerimi değişip işe gidiyorum. İşten gelip duşumu, tıraşımı tekrar işe gidiyorum. Tekrar geri gelip işe gidiyorum yani. Komşularımız genelde zaten Sivaslı. Akrabalar. Hepsi akraba yani. Yakın köyler falan olduğu için hep aynı toplum insan olduğu için. Yani herkes bir gibi, ev gibi yani. Gece işteyim ama çocuğum rahatsızlanır veya eşimle herhangi bir şey olursa biliyorum ki komşular, akrabalar işte üst kattakiler. Benden önce kuşak insanlar olduğunu biliyorum yani. Çünkü aynı şekilde biz de öyle de yapıyoruz. Yani o konuda herkes birbirine güvendiği için rahat rahat çır rahat gidiyorsun işe. O yüzden diyoruz yani biz paramız da olsa şey de alsak yine burada kalırız yani malda kalırız. O aralar boştum hani bir de maddi durum olunca bana iş bul iş bul işte. Bir akşam gece 12'de telefon açtı. Ben sana çok güzel bir iş buldum. Ay ben de sevindim, iyi dedim. Bebek bakar mısın dedi. Nasıl bebek dedim. Ya yeni doğmuş bilmiyorum, bir aylık, bir buçuk aylık dedi, erkek çocuğu. Ama akşamları bakacaksın gece. Nasıl oluyor dedi, annesi gece çalıştığı için. Akşam işte 7 gibi bırakırlar, sabaha karşı 4-5'te alırlar. Tamam dedim, gelsin. Geldi, çok küçük, minicik bir şey yani. Ben de korktum gerçekten. Evi yok Arda'nın. Arda şu an evsiz. İyi, ek gelir olur, az da şimdi çalışmaz. Hem annesine bakar hem çocuğa bakardık ama tam tersi oldu. Ya ben aldığım o 25 milyonu inan ki Arda'ya harcardım. Elbisesi yoktu, götürürdüm ona elbise alırdım. Bezi biterdi, giderdim bezini alırdım. Çocuğum bak daha kimliği yok. Aşısı, hiçbir tane aşısı olmamış.
Yani 2,5 yaşında. Çocuk hayatta değil şu an. Çok üzülüyorum. Hep söylüyorum ama bir şey diyemiyorsun sonuçta ya. Anne baba olarak onlar düşünecek. The isolation of gated communities contrasts sharply with someone like Erol's life. Sociologists see compounds as contributing to the fragmentation of urban life, turning people into individual consumers rather than forming real communities, and exaggerating social and ethnic differences rather than creating cohesion. Çok açık ki modern dünyadaki insanlık durumlarını veya modern dünyada insanlığın mukadderatını büyük ölçüde sermaye hareketleri, sermayenin birikim, yapılanma, yayılma, dağılma süreçleri belirliyor. Bunların medcezir manzaraları var, mekansal anlamda. Bir takım şeyleri çekiyor, bir takım şeyleri birbirine yakınlaştırıyor. Bunun içerisinde işte kent olgusu karşımıza geliyor. Şimdi tabii bu kentleri ve kentleşme olgusunu düşündüğüm zaman aklıma yalnızlaşmanın tarihi, derinleşen bir yalnızlaşma tarihi geliyor. Yani zaten bir kere bu tip büyük mekanlarda insanları barıştırmak, kaynaştırmak başlı başına bir problem. Ama gördüğüm kadarıyla artık sermayenin de böyle bir derdi yok. Tam tersine sermayenin yeni yapılanması insanları mümkün olduğu kadar yalnızlaştırmak ve her yalnızlaşmış birimi yeniden müşteri sirkülasyonuna sokmak. Yani tüketim insanları birleştirmiyor, ayrıştırıyor. Zannedildi ki yani herkes ortalama bir standart tüketimin içinde aynılaşacak. Oysa öyle bir şey yok. Tüketimin içerisindeki ayrışmalar yeni sınıfsal ayrışmaları belirliyor. Tam tüketicilerle eksik tüketiciler arasında bir gerginlik baş gösteriyor ve bunlar bir de yeni kentsel mekanlarda çok belirgin gözüküyor. For the future of Istanbul, the question is about the relationship between insiders and outsiders and who the insiders and outsiders actually are. Erol Şangul is in a privileged position to see both sides, and that the residents' perceived greater privacy can sometimes be an illusion. Tamam Naim, ha kabza devredeyim. Haş kabzı kontrol edebilir misin sen kameralardan? Anlaşıldı abi, anlaşıldı. Ben kendi yaşadığım çevrede böyle bir şey istemezdim. Çünkü kendi yaşadığım çevrede böyle bir şey gerek yok yani. Ama burada insanlar çok değişik olduğu için mecbur. Düşün yani evden çıkıyorsun, eğilip kalkıyorsun veya ne bileyim bir şeyler yapıyorsun, pat diye görüküyor. Veya unutuyorlar, tam kapı girişinde öpüşüyor, burada görüküyor. Perhaps the last word should go to American author Rich Benjamin. After the Trayvon Martin case, he wrote in the New York Times that gated communities churn a vicious cycle by attracting like-minded residents who seek shelter from outsiders and whose physical seclusion then worsens paranoid groupthink against outsiders.